Çok sayıda aldol yoğunlaşması örneği yaptık ve mekanizmayı ayrıntılı olarak inceledik. Bu videoda ise tam tersini yapacağız. Yani bir retro aldol tepkimesiyle başlayıp bu yöntemin retro senteze nasıl uygulanabileceğini göreceğiz. Kelime düzeyine inersek retro zaten geri geçmişe ait gibi anlamlara geliyor. Yani bunu tersinir bir tepkime gibi düşünebilirsiniz. Hadi ile başlayalım. Retro Aldol tepkimesinde mekanizma Aldol yoğunlaşmasının tam tersi olur demiştik. Burada sulu çözeltide sodyum karbonat gibi bir bazımız var. O zaman benzaldehit ve aset aldehit oluşturmuş olacağız. Sinemaldehit tarçına o güzel kokusunu veren moleküldür. Benzaldehit ise badem gibi kokar. Bu nedenle bu oldukça güzel bir deney olacak. Yani tarçın gibi kokan bir molekülle başlayıp badem gibi kokan bir molekülle tepkimeyi bitireceğiz. Ne kadar hoş değil mi? Hadi şimdi başlangıçtaki sinemaldehiti inceleyelim ve bu ürünleri nasıl oluşturacağımızı görelim. Karbonilin yanındaki karbonun alfa karbon olduğunu biliyoruz. Onun yanındaki karbonsa beta karbon. Şimdi yapıya şöyle bir baktığımız zaman alfa karbonumuza bir hidrojen bağlı olduğunu biliyoruz. Bu çift bağı kırarsak sağdaki asetaldehitte iki tane karbon olduğunu görebiliriz. Burada bu alfa karbona bağlı bir hidrojen var. Sağdaki yapıya tekrar baktığımızda bu alfa karbona bağlı iki tane daha hidrojenin olduğunu biliyoruz. Bu nedenle tersinir tepkime yapıyorsak bu alfa karbona iki hidrojen eklemeyi düşünebiliriz. Şimdi buraya iki hidrojeni yazalım. Yani H2. Ve tabii bu beta karbonlara da oksijen ekleyebiliriz. Kısacası H2O yani su eklemiş olduk. Bu beta karbonun üzerinde zaten bir hidrojen vardı. Şöyle maviyle gösterdik. Bu karbona bir de oksijen eklersek o da bu yeşil oksijen olur. Burada olayı tersinden düşündük. Yani su ekleyip çift bağ kırıp bir oksijen ve iki hidrojen ekleyerek ürünümüzü oluşturmuş oluruz. Ya da tam tersini de düşünebiliriz. Bu kısımdan su molekülü gider ve bu iki parçayı birbirine bağlarsak aldol yoğunlaşmasındaki ürünü elde ederiz. Kısacası bir şeyleri retrosentez yapmak istiyorsak bu tersten düşünme çok yararlı olabilir. Örneklerle gösterelim. Diyelim ki sınavda size bu enonu nasıl sentezleyebileceğinizi soruyorlar. Evet, ilk önce yine aynı tür analiz yapacağız alfa karbonumuzu bulalım. Evet, bu alfa, bu da beta karbonumuz. Alfa karbonumuza bağlı bir hidrojen ekleyelim. Ve ardından çift bağ kıracağız değil mi? Evet, şimdi buraya bir retrosentez oku çizelim. Sol tarafta çift bağ kırmıştık. Şimdi benzen halkasını çizelim. Ona bağlı karbonilimiz de var. Ve burada da alfa karbona bağlı hidrojen var. Hatırlarsak alfa karbonumuza iki hidrojen ekleyeceğiz. İşte şu şekilde. Bu da bize ihtiyacımız olan ketonu verecek. Sol tarafta beta karbona bağlı bir hidrojen olduğunu biliyoruz. Soldaki beta karbona oksijen ekleyeceğiz. Tersten düşünme şeklimiz bu. Sağ tarafta ise karbonilimiz var ve şuraya yanına oksijen ekliyoruz. Ve hidrojenimizi de unutmayalım. Onu da mavi ile çizelim. Şimdi sırada halkamız var. Şurada ise ona bağlı bir nitro grubu bulunuyor. Şimdi bir kontrol edip tersten düşüme yöntemini doğru uyguladığımızdan emin olalım. Bu kısımdan su molekülünü alıp şu iki parçayı birleştirirsek bu bize soldaki konjuge enon ürünümüzü verecektir. İşte bu tür soruları bu yöntemle çözebilirsiniz. Eğer sizden bazı tepkime koşullarını vermenizi istiyorlarsa neler çizmeniz gerektiğine bir bakalım bu ketonla başlayabilirsiniz. Tabi yanına bir de aldehit çizelim. Şu şekilde. Yani buraya 4 nitro benzaldehit ürünü yeniden çizmiş oluyoruz. İşte böyle. Bu keton bileşiği sağ üstte buradaki. 4 nitro benzaldehit de yukarıdakinin aynısı. Şimdi bu ikisini alıp bir araya getirirsek konjuge enon ürününü elde etmiş oluruz. Çünkü alfa proton konusundan hatırlayacaksınız. Nitro benzaldehitte alfa proton yoktur. Yani buradaki karbonun hiç alfa protonu yok. Bu yüzden alfa proton için tek kaynak buradaki karbon olacak. Alfa protonları olan tek alfa karbonumuz bu. Çizmemiz gerekecek başka ne kaldı? Aldol yoğunlaşmasını yapmak için bir baza ihtiyacımız olacak. Baz olarak sodyum hidroksit gibi bir şey ekleyebiliriz. Bir sodyum hidroksit ve su çözeltisi oluşturup etanol ekleyebiliriz. Kısacası bu ketonu ve aldehiti alıp bu tepkime koşullarını kullanırsanız ana ürün olarak konjuge enon elde etmiş olursunuz. İşte sentezleme yöntemi bu. Her şeyin tersine düşünerek bunu nasıl sentezleyeceğimizin cevabını bulmuş olduk. Hadi bir tane daha yapalım. Bu biraz farklı. Çünkü hedef bileşik olarak enon ya da enal yok. Bu kez bir aldolümüz var. Yine de aynı düşünceyi ve yöntemi uygulayabiliriz. Karbonilimizi bulabilir ve yanındaki karbonu alfa karbon olarak tanımlayabiliriz. Ve sonra bunu beta karbonumuz olarak düşünebiliriz, değil mi? Burada oluşan bir bağ var ve onu kırmamız gerekecek. Ve biliyoruz ki burada karbon üzerinde bir hidrojenimiz var. Retrosenteze geçecek olursak önce retrosentez okumuzu bir buraya çizelim. Sol tarafta 1 2 3 4 ve 5 karbonumuz var. O zaman sağ tarafta karbonilimizi ve bu 5 karbonu çizmeye başlayalım. Morla çizdiğimiz bir hidrojen vardı. Onu da ekleyelim. Bu kez sadece bir adet hidrojen ekleyeceğiz. Hemen yeşille yapayım. Sebebi ise bunun konjuge ürün olmaması. Eğer tersini düşünürsek aldöle gelince durduk. Yani buraya iki değil sadece bir hidrojen ekleyeceğiz. Başka ne kaldı? Sağ tarafta bu karbona bağlı bir hidrojen olduğunu belirtmeyi unutmayalım. Diğer bir bileşik için kaç tane karbonumuz var? 1, 2, 3 ve 4. Yani 4 karbonlu bir karbonile ihtiyacımız var. Tabii bir de ona bağlı bir hidrojen var. Çizmeye başlayalım. 4 karbonlu karbonilimiz işte bu. Mavi hidrojeni de ekliyoruz. Tersine düşünme yöntemiyle bu aldol ürününü oluşturmak için hangi bileşiklere ihtiyacımız olduğunu belirledik. Bu ketona ve bu aldehite ihtiyacımız olacak. Ancak soldaki aldol bileşiğini sentezleme konusuna gelirsek bunun nasıl yapılacağına dikkat etmeliyiz. Burada yönlendirilmiş bir aldol ilavesi yapmamız gerekiyor. O zaman hadi bu ketonla başlayalım. Yuvarlak içine alıyorum. Alt kısma bu ketonu biraz daha farklı bir şekilde yeniden çizelim. Şimdi bu ketona LDA ekleyeceğiz. Yani burada bir lityum enolat oluşturacağız. Lityum enolatımızı oluşturduktan sonra aldehitimizi ekleyebiliriz. Yani ikinci adımda aldehiti ekleyeceğiz. Bundan daha önceki videolarda bahsetmiştik. Şimdi elimizde 4 karbonlu bir aldehit var ve ona butanal yani butiraldehit ekleyeceğiz. Bu da bize lityum alkoksit vermiş olacak. Bu yüzden alkoksiti protonlamamız lazım. Yani üçüncü adımda su eklememiz gerekiyor. Tabii bu da bize aldol ürünümüzü vermiş olacak. İşte şu yuvarlak içine aldığım ürünü elde edeceğiz. İşte aldol ürünlerimizi sentezlemenin bir yolu. Hemen çiziyorum. İşte size yönlendirilmiş bir aldol ilavesi. Evet. Hadi önce bu retrosentez yaklaşımından bir tane daha yapalım. İşte molekülümüz. Bu öncekinden biraz farklı görünüyor ama aynı yöntemi uygulayabiliriz. Önce alfa karbonumuzu bulalım. Karbonilin hemen yanındaki oluyor. Ve onun yanındaki ise beta karbonumuz. Bunları belirledikten sonra bu çift bağı kırıp alfa karbonumuza 2 hidrojen ekleyeceğiz. Hadi yapalım. Ne demiştik? Bağı kırıp alfa karbonumuza 2 hidrojen ekleyeceğiz. Buna retro sentez açısından bakıyoruz. Hemen o klasik oku koyalım. Halkamız burada. Aslında şimdi düşündüm de ilk önce beta karbonu oksijen eklersek daha kolay olacak. Öyleyse başlayalım yeşil oksijeni beta karbonumuza ekleyelim. Şimdi alfa karbonumuza hidrojenleri eklemeye geçebiliriz. Buraya önce alfa karbonumuzu çizelim ve buraya da hidrojenleri koyalım. Yeşille gösteriyorum. Karbonilimizi de çizebiliriz. Şu şekilde. Tabii bunları yaparken karbonları tek tek saymamız lazım. O zaman şu karbonları gösterelim. Şu karbon sağda buradaki karbon ve şuradaki mavi karbonsa Buradaki karbon. Son olarak kırmızı karbonda sağda buradaki kırmızı karbon. Şöyle bir baktığımızda intramoleküler yani molekül içi aldol yoğunlaşması olduğunu görebiliyoruz. Buradaki suyu kaybedip bu iki parçayı birbirine eklersek soldaki bu bileşiği oluşturuyoruz. Oldukça havalı bir tepkime değil mi? Şimdi yeniden çizelim. Bu arada ben böyle çiziyorum ama sınavda daha farklı bir konformasyon görebilirsiniz. Benim çizdiğim şekliyle bileşiği böyle görüyoruz. Karbonları gösterelim. Mor olan altta burada, mavi olan burada, kırmızı olan da aşağıda burada. Yani karbon ile bağlı. Şimdi devam edip alfa karbonumuzu yeşille işaretleyelim. İşte bu. Evet, bu yapı başlangıçtaki bileşiğimiz olmalı ve eğer buraya baz eklersek bu molekülü hedef bileşimize dönüştürebiliriz. Bu molekül içi aldol yoğunlaşması. Bir sonraki videoda bunun hakkında daha detaylıca konuşacağız.